An itibariyle Fes şehrine girmiş bulunmaktayız. Sabah namazı vakti ulaştık elhamdülillah. Bu görmüş olduğunuz, resimde görmüş olduğunuz camiye geldiğimizde cemaat sabah namazını kılmış, çıkmışlar, camiyi kilitliyorlardı. Kendileriyle görüştük, namaz kılmak istediğimizi beyan ettik. Bir yetkili amca bekledi bizim sabah namazını kılmamızı. Biz çıktıktan sonra tekrar camiyi kilitledi. Burada bir takım terör olayları olduktan sonra camiler kilitlenmeye başlamış. Namaz vakitlerinin dışında kilitli tutuluyormuş. Öyle öğrendik. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. Rehberimiz, tercümanımız Yusuf kardeşimizin verdiği bilgiye göre burada Fas'ın tamamında, genelinde camiler namaz vakti 15 dakika kala açılırmış kapılar. Cemaat toplanır, namazlar eda edilir. Namaz kılındıktan hemen sonra da tekrar kilitlenirmiş. Yaklaşık olarak 10 yıl önce bir terör eylemi olmuş. Bombalı bir eylem bir camide. Yusuf kardeşimiz tam olarak bilemiyorum ama diyor 10 yıl gibi olmuştur diyor. Böyle bir terör eyleminden sonra böyle bir karar alınmış. Fas'ın genelinde, bütün şehirlerde camiler namaz vaktinden 15 dakika öncesi ancak açılır. Namaz kılındıktan sonra da tekrar kilitlenirmiş. Buradaki bu durumu öğrendikten sonra Allah'a hamdolsun bizim ülkemizdeki camilerimizdeki rahat halimizi, ibadet etmemizi bir kez daha şükretmemiz gerektiğini anlamış oluyoruz. Evet, şimdi cuma namazı için dünyanın ilk medrese camiine doğru gidiyoruz. Bakın dar sokaklar, böyle çarşı alanları. Gidiyoruz. Buranın kapalı çarşısı. Evet, dar sokaklarda ilerliyoruz. Fes şehrinde o tarihi camiye ulaşmaya çalışıyoruz. Cuma namazını eda etmek için. Şu kapı galiba. Karşıda görkemli bir kapı var. Fesler satılıyor, bak görüyorsunuz değil mi? Evet. Ayağımda terliklerim var, koşamam ben. Aleyküm selam. Evet, dünyanın ilk medrese, üniversite camii, Karavayın camiine geldik. Cuma namazını eda etmek için gördüğünüz gibi Karabeyin Camii'ndeyiz. Fes şehrinde. Salavat getiriyorlar. Metiye okuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e.
859 yılında yapılmış bu üniversite camii. Evet, UNESCO'nun da Dünya Mirasları listesine girmiş. Şöyle bir gezelim, çekelim. Ezan yeni başladı. 3 kez burada ezan okunuyor. Bundan sonra sünnet kılınıyor. Evet, bu camide abdest alma yerleri. Şöyle bir avlusu var. Cami tadilattaymış. Normalde 3000 metrekare alan üzerine kurulmuş bu cami, medrese camisi. Ama büyük bir alanı şu an tadilatta olduğunu söylediler. Arka taraf hanımlar için, mescidin arka tarafı. Burası da abdest alma yerleri. Gördüğünüz gibi cuma namazını eda ettik elhamdülillah. Şimdi buradan çıkıyoruz. İkindi namazına da pirimiz Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri'nin kabrinin olduğu yere gideceğiz. Allah nasip eder. Esselamu Aleyküm. Seyyid Ahmet Ticani Hazretleri. Evet, burası. Pirimiz Ahmet Ticani Hazretleri'nin kabri. وكيف يخاص للفضل المقام وكيف يغاص للفضل المقام فلا زالت فضائل الاله تجاني جامي ikindi namazına geldik. Tüm selamlarımızı ilettik. Yapmış olduğunuz tevhidleri, salavatları, Kur'an-ı Kerim hatimlerini, diğer Sure-i Şerifler'de nasıl olan sevapları başta Resulullah Efendimiz olmak üzere Ahmet Ticani Hazretleri'nin ruhaniyetine, cümle mümin müminatın ruhaniyetine hediye eyledik. Allah kabul etsin. Evet. Şöyle kalın. Cami. Şimdi ikindi namazını da burada eda edeceğiz inşallah. Thank you.
Evet, bugün 18 Haziran 2022. Bugün Fez şehrinden çıktık. Fez'e 1 saat uzaklıkta bulunan Mekines şehrine geldik. Şimdi Mekines şehrini gezeceğiz inşallah. Gezebileceğimiz yerleri, tarihi yerleri. 1 milyon kadar nüfusu var. Yerleşim olarak eski bir şehir. Bakın buralar böyle bizim kale surları gibi surlarla çevrili. Burada şimdi kralın kuzeyindeyiz. Efendim? Orta Fas'ın kuzeyinde. Evet, Orta Fas'ın kuzeyinde bulunmaktayız. Söyledik nüfusunu. Başka? Hedin bölgesindeyiz. Hedin bölgesinde. Evet, burada saraylar bölgesi. Kralın sarayının olduğu bölgeyi gezeceğiz inşallah. Tarihi camiler de var ama dediğimiz gibi camiler namaz vakitleri dışında kilitli bulunduğundan dolayı camileri ancak namaz vaktine denk gelirsek görebiliyoruz. Onun dışında camileri gezme imkanımız yok. Bahsetmiştik, kilitli tutuluyor camiler. Şimdi buradan inşallah Mekines şehrinden size gezdiğimiz yerlerden görüntüler paylaşacağız. Burada tabelalar Arapça olarak yazılı olduğu gibi altında gördüğünüz şu yazılarda Berberice oluyormuş. Berberice yazılar. Hasta Berberiler de yoğun bir şekilde bulunduğundan yerel halk burada Berberice alfabesinden de yazılara görüyoruz. Bilgilendirme yazıları yollarda da trafikte de mevcut. Evet, bu şehrin kurucusu Muğlay İsmail Sarayı. Evet, böyle geziyoruz şimdi burayı. Yapıyı görüyorsunuz. İç odalar, öyle mi? Tamam, olur. Selamun aleyküm. Bize bir bilgi verebiliyor mu? Eşi ve kendisinin kabre ziyaretleri. Tamam. Muğla İsmail zevcesi var. Tamam. Zidne tarih Allah'ı seher. Dehana nusru Muğla İsmail. Kıbr Tsenil İbn Dem Muğla İsmail Muğla Ahmet. Muğla Ahmet oğlu var. Oğlu. Hangi tarihte burada bu şehrin kurucusu? Söyleyeceğim. Yani Hatsat Muğla İsmail. 3. Muğla İsmail. Muğla İsmail tevalla hilafe min senet 1672 إلى سنة 1775 55 سنة الحكم
55 سنة 55 سنة hükümdarlık yapmış. Evet. 1672 1662'de ile 1727 veya 1720 55 سنة الحكم وعاش 55 سنة hükümdarlık yapmış. وعاش العمر ديالو 96 سنة 96 سنة كتبات حكم فترة كبيرة toplamda 96 سنة hüküm sürmüş. Hüküm sürmüş. هو الذي أسس مدينة مكناس مكناس كانت العاصمة ديال المغرب وهو اللي أسس الدولة العلوية الدولة الحالية محمد السادس الملك الحالي للمغرب من أحفاد مولاي إسماعيل. كلنا سوينا قليلو مولاي إسماعيل. أسس مدينة مكناس كانت عاصمة وأسس الدولة العلوية الدولة الحالية. bütün devlet burada toplanmış daha önce. Mekines'te. Kurulan yer burasıymış ve onlar kurmuş. En eskisinde. Evet. Devam resmen Vecdül Aşar diye Muhammed Sadis, Melik Mağrib. Vecdül Aşar. Mevla İsmail tam şeyinden geliyor. Bu kralın soyundan geliyor. Evet. Kıbrı Rab'ali Sarh Fido. Fido. Kan Mevla Abdurrahman bin İsem. Hatta ve Tullal Hulefe min 1822. 1820'de normal olarak. Mevla Abdurrahman. Mevlevi Abdurrahman. Evet. Mevlevi Abdurrahman isminde. Tullal Hilafe min senes 1822. 1884'te tekrar devralmış. İle 1839, 37 senedir. 37 sene hüküm sürmüş. Evet. Dük saat, kendik 4 diye saat, kendik hedev Melik Fransa, Louis 14, li Mevlevi ismin, linnin alakas kendik mümeyyize bin Melik. 4 saat mı? 2 saat burada, 2 saat orada. 4 tane saat var içeride, evet. Onlar Fransa'dan gelme. Zuzlu hurin ama morhed. İçeride onlar diyor. Mimki şufu. İle bir hedev. Hedev. Aynı şekilde zaten diyor. Bu şekilde çekim yapıyorsun. السقف الداخل والخارج من حسب الارز لو سادر السيدر وود هو الابواب حسب الارز ديال المطلس المتوسط عندك السقف تما بوحنا هو صوب ديال نعم هو صوب ديال الزمان مولا اسماعيل لين يقوم تماما حسب الارز ديال المطلس المتوسط افران الغروب ديال عندنا بزاف ديال الابواب افران ديال بايابي ميماري اللي رواه وهذا المحراب اتجاه مكة للصلاة محراب القبلة محرابلار بوردو قبلة استقامة هذا القبلة للصلاة اتجاه مكة قبلة استقامة evet محراب konulmuş şuna bakalım هذاك القبر هذاك الموضع اسمه مولى المصطفى زوج الأميرة زينب هي أقوم هي الزوجة اللي سرق أبي رزق أخص محمد الحديث هي مات في 88 Şimdi burada anladığımız kadarıyla Fas'ın ilk kuruluşunun kurucuları bunlar oluyor. Fas'ın ilk kuruluşu. En önemli ismi Mula İsmail. Kuruluşlarından. Şu anki kral da onun soyundan geliyor öyle mi? Şu anki kral da onun soyundan. Bu da çok İsmail büyük şehrikler bütün Maghrib'in kurucularından başı. Yani bütün Maghrib'in kurucuların başı. اتخذ عاصمة وبنى كثير الأشياء التي مكناس وغير مكناس وأسس الدولة العلوية الدولة الحالية هذا زعما o zaman devletin ilk kuruluş noktası burası. Mekines. Evet. هذا في عهد مولاي إسماعيل كان مسجد ملكي تبنى في 1703 هذه ثلاثة قرون. Aynı şekilde ticaret şeyleri yapmış, mimarileri yapmış. İfren'de. İfren'i size söylemiştim ya. Evet, oralarda. Hemen hemen birçok yerde mimarileri var. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. O da okusun diyorsun.